Şimdi bütün bu süreci bir değerli meslektaşımızla görüşeceğiz. Yani amirallerin bildirisini, amirallerin bildirisi üzerinden dünden beri yapılan tartışmaları, muhalefet liderlerinin, iktidar mensuplarının yaptığı açıklamaları, hukuki mülahazaları, geçmişe dönük bazı göndermelerle, yani geçmişte de darbe imalı bazı bildirilerin ya da darbe çağrısı yapan bazı bildirilerin bu yeni bildiriyle, 104 amiralin bildirisiyle benzer yanlarını ya da alakasız yanlarını hepsini ele alacağız. Tabii ki özellikle de dünden beri sürmekte olan bazı tartışma başlıkları var. Bunlardan mesela bir tanesi bu bildirinin zamanlamasının yanlış olduğu şeklinde. Zamanlama derken iki açıdan zamanlamadan söz ediyorum. Bir tanesi az önce de avukat Ruşen Gültekin'le konuştuğumuz üzere gece yarısı yayınlanmış olması. Yani o darbe dönemleri bildirilerinin ya da işte muhtıra kokan bildirilerin zamanlamasını çağrıştırması açısından. Bir de Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla boğuşurken, yani ekonomik, sosyal, sağlık sorunlarıyla boğuşurken ve hükümetin de deyim yerindeyse iktidarın biraz köşeye sıkışmışlık döneminde acaba mağduriyetine yeni bir mağduriyet algısı ekler mi tartışmaları. İşte bunların hepsini bir değerli meslektaşımız da Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Barış Terkoğlu ile konuşacağız. Barış Terkoğlu, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi Barış, yayına girmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı'nın açıklamalarını izlemişindir eminim. Cumhurbaşkanı tam da tahmin edildiği üzere bu bildirinin içeriğinden yola çıkarak bir şekilde Kanal İstanbul'u daha meşru kılacak ve Montrö'nün gayet tabii tartışılabilecek olduğunu kayda geçirdi ve bunu ima eden açıklamalar yaptı. Şimdi bildirinin içeriğini konuşacağız ama istersen dünden bugüne yaşananları bir siyasi olarak bir değerlendirmeni isteyelim. Şimdi şöyle, ben bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi, öncelikle hani amirallerin bildirisi diye medyada yer alıyor ama bu bir kere yanlış bir ifade. Çünkü biliyorsunuz emekli amirallerin bildirisi. Doğal olarak emekli amiral demek aynı zamanda herhangi bir yurttaştan farkı olmayan, sizden benden, altında silahı olmayan, askeri olmayan insan demek. Bu bir emekli amiral bildirisi. Bir kere bunu not edelim. İkincisi, bir bildiri de değil, bir açıklama ve içeriğinde bakıldığı zaman doğrudan doğruya hükümeti veya siyasi iradeyi hedef alan bir açıklama değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasındaki temel değerleri, Atatürk ilke ve değerlerine bağlı olması da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bunun ötesinde uluslararası anlaşmaları Montrö gibi hatırlatan, bunun Türkiye'ye kazanımlarını hatırlatan bir açıklama. Üçüncüsü, bu açıklamayı yapan taraflar esasında Türkiye'de 40-50 yılını denizciliğe vermiş. Üniformasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş. Bunun ötesinde bugün gözaltına alınan askerler örneğinde olduğu gibi sadece üniformasıyla hizmet etmekte kalmamış, FETÖ tarafından hedef alınarak aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 15 Temmuz'a giden süreçte önemli oranda FETÖ meselesinde doğru tavrı sergilemiş insanlar. Bu açıdan yaptıkları uyarılar aynı zamanda bu ülkenin deneyimlerine, birikimlerinin ifadesini de yansıtıyor. Bu açıdan hedef alınıyor olması bir kere her şeyden önce ifade özgürlüğüne ve Türkiye'deki konuşma özgürlüğüne aykırı. Ama öte yandan ben siyasi iktidarın özellikle bu açıklamayı hedef alıyor olmasını şöyle değerlendiriyorum. Bir, Türkiye'de bundan 10 sene önce bir tür geri dönüş olduğunu düşünüyorum. Hangi anlamda geri dönüş? Bir, 10 sene önce Türkiye'de Fethullahçılar siyasi iktidardan aldıkları desteklerle muhalefetteki kimi siyasetçileri, aydınları, yazarları, gazetecileri ve askerleri darbe yapacaklar tehlikesini göstererek aslında kendi darbe hazırlığının gerekçesini yarattı, imkanını yarattı, kadrolarını yarattı. Bugün ben sabahleyin amiraller alındığında, ki bunlar biliyorsunuz benimle aynı dönemde hapis yatmış insanlar, ailelerini tanıyorum. Aradığım zaman yaşadığım his şuydu. Bir, 10 yıl önce kim alınıyorsa bugün aynı insanlar alınıyor. 10 yıl önce nasıl bir gerekçe yaratılmışsa bugün aynı gerekçe yaratılıyor. Ve 10 yıl önce nasıl bu insanlar darbeci diye gösterilerek tam tersine bu insanların üzerinden başkaları operasyon yaptıysa bugün de aynısı yaşanıyor. Neden böyle söylüyorum? Şu yüzden böyle söylüyorum. Tam da sizin bana sorduğunuz soruda olduğu gibi. Türkiye bugün Kuzeyinde, Ukrayna'da bütün dünyanın savaş olasılıklarını tartıştığını, bakın savaş olasılığı diyorum, sıcak savaş olasılığını tartıştığı dönemde. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu kararla çekilmeye zorlandığı bir dönemde. Türkiye'nin Suriye tarafında başka bir sıkışmışlık yaşadığı dönemde. Dünyanın yeniden Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir tür itişme yaşadığı dönemde, tam da böyle bir dönemde Montrö'yü tartışıyor, Karadeniz'in yeniden savaşa açılmasını tartışıyor, Karadeniz'in yeniden ısınmasını tartışıyor ve bu dönemde Türkiye Karadeniz'i bir barış denizi haline getiren, Karadeniz'i bu çatışmalardan koruyan, Türkiye'yi de aslında oluş sürecinde 1936 yılında, yani 2. Dünya Savaşı öncesinde savaştan koruyan, Türkiye Cumhuriyeti'ni de koruyan bir anlaşmayı gündeme getiriyor ve o anlaşmayı savunan, yani Montrö'yü biliyorsunuz en çok Türkiye'de askerler savundular. Çünkü Montrö aynı zamanda bir askeri anlaşma. Türkiye'nin savunma anlaşması. Montrö'yü savunan askerler de o sabah gözaltına alınıyor. Ve doğal olarak ben bu bütün tabloya baktığımda, yani hem büyük resme baktığımda, hem siyasi sonuçlarına baktığımda, hem de gözaltına alınan insanlara baktığımda Türkiye'nin 10 yıl önceye geri gittiğini, yeniden bir tür emperyal projeye doğru itildiğini ve bunun üzerinden Türkiye'de büyük bir operasyonu başlatacak, büyük bir dönüşümü başlatacak bir hamlenin yapıldığını düşünüyorum. Evet. Hem büyük fotoğrafta hem de küçük fotoğrafta bunu görüyorum. Şimdi Barış Terkoğlu, bu içerikle ilgili, muhteva ile ilgili değerlendirmen, biçimle ilgili olarak dünden beri şu tartışma yapılıyor. Zamanlama açısından iki temel eleştiri yapılıyor bu duyuruyu ya da bildiriyi yayınlayanlara. Bir, gece yarısı saatlerinde yayınlanması, yani geçmişteki o muhtıraları çağrıştıran bir ima içeriyor bu. İkincisi de hükümetin tam sıkışmışlık görüntüsü içinde olduğu bu dönemde gerek mi vardı böyle bir çıkışa diye iki zamanlama eleştirisi getiriliyor. Ne dersin? Ya şimdi çok açık bir şey söyleyeyim. Eğer hükümet kanadından bu kadar sert bir tepki gelmeseydi, eğer bu açıklamaya karşı bu kadar ağır eleştiriler, saldırılar yapılmasaydı, eğer bu gözaltılar yaşanmasaydı, ben size şunu söyleyeyim mi? Biz bu bildiriyi muhtemelen 3 saat, 4 saat konuşacaktık, tartışacaktık. Belki küçük haberler olacaktı, belki okunup geçilecekti. Böyle bir açıklama olacaktı. Ama bunun karşısında oluşmuş olan mukavemet, bunun karşısında oluşmuş olan tepki bizim bugün bunları düşünmemize neden oluyor. Bu bir. İkincisi, ben bu açıklamanın nasıl hazırlandığını arayıp sordum, nasıl hazırlanmış diye bu işi bilen insanlara. Sizin de benim de bir sürü üye olduğunuz WhatsApp grubu gibi bu askerlerin de, yani sınıf arkadaşlarının, emeklilerin, birbirleriyle aynı şehirde bile yaşamıyorlar. Oluşturdukları WhatsApp grupları var. Yani bakın büyükelçiler açıklama yapıyor. Bakın emekli parlamenterler açıklama yapıyor. Ya biz bu yıllardır Montrö'yü savunan, bilen, bunun içeriğine vakıf olan insanlar, biz niye bir açıklama yapmıyoruz diye insanlar bir araya gelip açıklama yapıyorlar. Aslında bunun saati vesairesi de tamamen tesadüflerle oluşmuş bir şey. O yüzden ben bunun üzerinden üretilmiş olan vesvesenin, bunun üzerinden üretilmiş olan komplo teorilerinin, bugün siyasi iktidarın bunun üzerinden kendisine yeni bir meşruiyet arayışı oluşturmak, darbenin kendisinin imkanı yok Türkiye'de bugün. Çünkü böyle meşruiyet ve mağduriyet arayışı herhalde, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Politikalarına bir tür meşruiyet arayışı oluşturmak ve bunun üzerinden bir mağduriyet yaratmak. Türkiye'de aslında bir sürü ekonomik, başta olmak üzere bir sürü siyasi krizi bu mesele üzerinden görülmez hale getirmek, tartışılmaz hale getirmek, bu meseleyi bir örtü olarak kullanmak. Bunun ötesinde biliyorsunuz siz de aslında siyaset aynı zamanda bir zor ilişkisidir. Zor ilişkisi, bir sopayı çekersiniz, bir yumruğu çıkarırsınız. Yumruk aynı zamanda siyasi güç anlamında, yumruğu söylüyorum. Bunun üzerinden muhalefete bir baskı oluşturursunuz. Yeni anayasa gibi, İstanbul Sözleşmesi gibi, Boğaziçi meselesi gibi birçok meselede bu meselenin üzerinden yaratmış olduğu o sertleşme politikasını kullanabilmek amacıyla bunu bir fırsat olarak gördü açıkçası. Evet. Yani bakıldığı zaman ne bildirinin içeriğinde, ne ifadelerin herhangi bir yerinde anayasaya bağlılık dışında hükümeti tehdit edecek, Türkiye'de demokrasiyi tetkik bir ifade yok ama siyasi iktidar bunu böyle anlamayı ve bunun üzerinden politik öğretmeyi kendisi adına daha elverişli görüyor belli. Evet. Şimdi Barış Terkoğlu, gelelim tepkilere. Şimdi iktidar cenahı bekleneceği gibi kendisine yakın sivil toplum oluşumlarını da arkasına alarak çok sert bir çıkış yaptı. Dünden beri gerek saraydan, gerek sarayın sözcülerinden, gerek AKP'nin sözcülerinden olağanüstü sert tepkiler geldi. Hatta bu yayına girmeden önce izlediğimiz Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaptığı ortama baktığımızda kuvvet komutanlarının da orada hazır bulunduğunu gördük. Halbuki AKP'nin bir yetkili kurullarının toplantısından bahsediliyordu ama adeta bir Milli Güvenlik Kurulu görüntüsünde asker yetkililerin de orada hazır bulunduğunu gördük. Muhalefetin tepkilerini nasıl değerlendiriyorsun tek tek baktığımızda partilere? Ya şöyle, muhalefet bu konuda beklenen çıkışı gerçekleştirdi mi derseniz, bu konuda herhalde olumlu bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Çünkü neden derseniz, Türkiye'de siyasi iktidar o kadar sert bir şiddetle siyaset yapıyor ki her meselede. Boğaziçi Üniversitesi'nde de öyle, İstanbul Sözleşmesi'nde de öyle, Anayasa Mahkemesi tartışmalarında da öyle. O kadar şiddetle siyaset yapıyor ki muhalefet bu işin karşısındaki politikası genel anlamda şöyle oluyor. Bu konuda susalım, bu konuda konuşmayalım, bu konuda aykırı bir söz söylersek siyasi iktidar kullanır mı? Genel anlamda bu psikolojik eğilim hakim muhalefete. Bu bana sorarsanız bir tür öğrenilmiş çaresizliği de yaygınlaştırıyor. Çünkü siz eğer ben demokrasiyi şöyle görüyorum Zafer abi. Sandık, teknik anlamda sandık demokrasinin son kertedeki eylemidir. Demokrasi bir konuşma özgürlüğüdür. Demokrasi bir ifade özgürlüğüdür. Demokrasi yazı yazma özgürlüğüdür. Demokrasi örgütlenme özgürlüğüdür. Demokrasi eylem yapma özgürlüğüdür. Bütün bunların olmadığı bir yerde sandık da pek bir şey ifade etmez. Çünkü en nihayetinde sandığa giderken bile insanlara özgürce propaganda yapmanız gerekir. Özgürce siyasi söyleminizi taşımanız gerekir. Türkiye'de o sandığa gidene kadar bütün yollar neredeyse kapatılmış, bütün sözler kesilmiş, bütün ifadeler karartılmış, bütün eylemlerin üstü bastırılmış bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bugün muhalefete de bu öğretilmiş durumda maalesef. Bunu yapmayın deniyor. Eğer siz bugün ben kendi rektörümü konuşmak istiyorum diyen üniversite öğrencisine sus şimdi bu siyasi iktidarın işine yarar derseniz, eğer Anayasa Mahkemesi gibi anayasal kurumlar işlesin diyen insana ya sus şimdi bu siyasi iktidarın işine yarar derseniz, eğer siz sokakta özgürce yürümek istiyorum, hakkımı istiyorum diyen kadına sus şimdi iktidarın işine yarıyor derseniz, yarın bir gün bu iktidarla ilgili olarak seçim sandığına çağırdığınız insanları arkanızda bulamayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi demokrasinin son eylemidir o. O yüzden bugün demokrasiye savunmak aslında söz söyleme özgürlüğünü savunmaktır. Ben bugün sabahleyin gözaltına alınan Cem Amiral'in kitabını çıkardım. Cemil Amiral ne demek biliyor musunuz? CV'sini açın, özgeçmişini açın, sayfalar dolusu. Size ondan bahsetmeyeyim. Ön sözünü kitabın, 2015'te yazdığı kitabın 1975'te babası yazmış. Çünkü babası da denizci. Son sözünü annesi yazmış, 1975'te annesi de denizci. Yani bu insanlar denizle birlikte yetişmiş. Denizin, annesinin babasının olduğu kadar denizin çocuğu olmuş. Türkiye'nin denizlerini savunmak için 40 yılını 50 yılını harcamış insanlar. Türkiye'de denizcilikle ilgili bir mesele olduğunda bu insanlar söz söylemeyecekler de kim söyleyecek? Ayasofya imamı mı söyleyecek? Herhangi bir şekilde parayla çalışan troller mi söyleyecek? Bu insanların konuşması gerekir, ifade etmesi gerekir demokrasinin sınırları çerçevesinde. Evet. Veyahut da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda o gördüğümüz fotoğraflarla ilgili kim konuşacak? Yıllarını buraya eskitmiş, kumpaslara uğramış bu fotoğraflar. Da gördüğünüz, sizin de yayınladığınız fotoğraflar sürecinde kumpaslara uğramış ve hapisler yapmış insanlar konuşmayacak da kim konuşacak? O yüzden ben bu insanların konuşmasını Türk demokrasisi için faydalı buluyorum. Bu insanlar belki 20 sene önce konuştukları zaman Cumhurbaşkanı kandırıldık dedi, hatırlarsınız. Evet. 20 sene önce konuştukları zaman dinlenselerdi kimse bugün kandırılmış da olmayacak. Belki de sadece Barış, belki de sadece demokrasi açısından değil, mesela Montrö gibi bir meseleyle ilgili olarak uzmanlıkları topladığın zaman boyumuzca bir birikim oluşturan bu insanların konuşması hem de tartışmaya katkıda bulunacaktır. Son olarak, evet, Barış Terkoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamada, yani bir saat kadar önce yaptığı açıklamada bu Montrö üzerine söyledikleri sözlere değinmek istiyorum. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, 1936 yılında bir kısmı da Boğazlarla ilgisi olmayan devletlerin de katılımıyla imzalanmış olan ve dönemin şartlarında önemli bir kazanımdı ama tartışılabilir dedi özetle ve tartışılması da gerekli görülebilir dedi ve onun üzerinden de Kanal İstanbul projesini gerekçelendirdi. Bu önümüzdeki dönem için yepyeni ve daha ilginç bir tartışmayı açmaya aday satırlar gibi gözüküyor, değil mi? Evet. Şimdi yepyeni tartışmaya açmaya aday, çünkü 1936'da Montrö imzalandığı sırada sizin kuzeyinizde Sovyetler Birliği vardı. Batınızdaysa bir dünya savaşı hazırlığı yapan devletler vardı. Ve Atatürk tam da böyle bir dönemde, eğer biz boğazlarımıza sahip çıkamazsak bizi yine bir dünya savaşının ortasına atarlar, tıpkı Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi, ve ülkemizi paramparça edebilirler korkusu, endişesi, tespiti yaptığı için Montrö aslında Türkiye'nin devletleri masaya çağırmasıyla Lozan'ı tamamlayan bir anlaşma olarak ortaya çıktı. Şimdi Montrö'den yıllar sonra yeniden sizin kuzeyinizde ve batınızda aşağı yukarı aynı güçler aynı hazırlığı yaptığı zaman, siz Montrö'yü feshedecek bir anlaşma yaptığınız zaman, Türkiye'yi istemeseniz de isteseniz de acaba yeniden dünya güçlerinin savaşının merkezine sokma tehlikesine var mıdır diye benim gibi yurttaşların çoğunda endişe var. Aslında biz bu endişeyi tartışıyoruz. Yoksa bir anlaşmanın tek başına maddelerini tartışmıyoruz. O yüzden bugün siyasi iktidar bu tartışmayı başlatırken aslında bizi başka bir kısmen savaşın içerisine de sokuyor. Suriye'de neler yaşandığını gördük. Irak'ta neler yaşandığını gördük. Bunun bir benzerini biz acaba boğazlar üzerinden Türkiye'yi içine sokacak bir dünya çatışmasının içerisinde görebilir miyiz endişesi yaşıyoruz. Mesele tam da bu aslında. Montrö değil tek başına, anlatabiliyor muyum? Belki de amirallerin de vurgulamak istediği şey tam da bu söylediğin meseleydi. Aksi halde diye bir vurgu yaparak bir darbe iması değil, Türkiye'nin içine düşebileceği tehlikelere dikkat çekmek istemiş olabilirler. Peki Barış Terkoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.